Ya Rahman, Ya Aziz, Ya Gaffar, Ya Celil, Ya Settar. Ben senin şanına yaraşır övgü sayamam Allah'ım. Sen bizzat kendini övdüğün gibisin. Ey kalpleri halden hale çeviren, ey gece ile gündüzü döndüren, ayıplarımızı ört, günahlarımızı bağışla, kalplerimizi temizle, göğsümüzü aç. Bizi iyilerle beraber haşret. Kuşluk vaktinin güneşi, karanlığın parlak ayı, iki kıblenin imamı olan göklü peygamberinin yolundan ayırma bizi. Attığımız her adım, aldığımız her nefes senin rızan içindir. Müjdeleyip nasip ettiğin fetihler bizim değil, senindir. Allah'ım, beni kibir kuyusuna düşmekten koru. Sahip olduğum ve olacağım nem var ise hepsinin tek ve hakiki sahibinin sen olduğunu unutturma. Senin ve Resulünün aşkıyla gönlü kavrulan milletimi İslam'ın sancaktarı kıl Allah'ım. Son nefesime kadar yolunda cihad etmeyi nasip et. Ümmeti Muhammed'i daha nice fetihlerle sevindir ya Rabbi. Selçuklu gibi yenilmesi güç bir düşmanın varsa
Yapacağın en doğru şey savaşı savaşmadan kazanmaya çalışmaktır. Kesin ve kayıpsız bir zafer için görünmez olmalı, kılıcı asla sen tutmamalısın. Dahası senin adına kılıcı tutan kendi için savaştığını sanmalı. Selçuklu bu savaşta gerçek düşmanının kim olduğunu asla bilemeyecek. Ta ki diz çöktükleri ana dönmüş. Karahanlıların işi zor. Bana anlattığın Alparslan Berk'ten asla vazgeçmeyecektir. Benim istediğim de tam bu Alexander. Selçuklu'yu uzayıp giden bu savaşta yıpratmak. Doğudaki soydaşlarıyla meşgul etmek. Öylesine ki yüzlerini Ani'ye ve Roma'ya çevirecek fırsatları bile olmaz. Türklerin kaderini asla Tanrı'nın ellerine bırakamayız Alexander. Ve unutma, eğer onlara savaşacakları bir düşman vermezsen, düşmanlarını kendileri seçer.
Büyük mevkiler böyle sorumluluklardan sonra gelir işte. Buradaki başarımız bizi Roma'ya taşıyacak Alexander. Sakın unutma. Hani'deki ilk günümüzde Selçuklu'nun mağlubiyet haberini almak da hiç fena olmazdı değil mi? Kesinlikle baba. Hadi bakalım. Hoş geldiniz Sayın Tekfur. Siz de hoş geldiniz efendim. Halkı meydana topla. Emredersiniz Sayın Tekfur. Yusuf ve babası Ali Tekin kendi hanedanlarına isyan etmeden önce Alparslan'ın babası ve amcalarıyla defalarca savaştı. Son savaşlarında Arslan Yusuf İbrahim Yinalı'nın babası Yusuf'u öldürdü. Yılacım gülmek dedim. Şimdi babanın kanını bedelini ödeyeceksin Arslan Yusuf. Şimdi Selçuklulara kaptırdığı belki ele geçirmek istiyorsa eğer, Alparslan'ı yenmek zorunda. Bugün güneşin üzerine doğdu son günü. Aslan Yusuf! Cehenneme de gitsen, seni bulacağım Aslan Yusuf. Yeah.
Alparslan Bey! Alparslan Bey! Eleman! Canın şerefinden kıymetliymiş. Sana da bu yaraşırdı. Alparslan! Onun canı bana helaldir derim! İnal Bey, aman dilerim de değil. Onun vadesi oldu. Çekil ondan. İnal Bey, yükümlü biz değil. Sultan verecek. Sakın kurtuldum sana. Aldığın nefesi kâr say. Öfkene mukayyet ol. Hüküm gelsin, elbet alırız kellesini. Giden yol aniden geçer. İşte tam da bu yüzden Ani Roma'nın kalbidir. Hiç kimse bunu aklından çıkarmasın. Artık hataya ve zafiyete yer yok. Kekavmenos Vasburakan'ı kaybetti. Tanrı günahlarını affetsin. Ama Roma'nın umudu benim. Ve ben gerçekleştiremeyeceğim. Hiçbir şeyi vaat etmem. Çok yakın bir zamanda Vasburakan'ı tekrar geri alacağız. Ve Vasburakan sonsuza dek Hristiyan kalacak. Yaşasın kutsal Roma! Yaşasın yüce Kaiser! 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 Halı dokur gibi ilmek ilmek örülmekte. Öyle akın hayatım. Alperenler fetheder, yurt kılar. Biz de böyle hem yere serilecekleri hem de göğe yükseltilecekleri ilmek ilmek dua ile işleriz. Göz yaralarına bakılıp yiyeriz. Vasburakan zaferinin terini alnınızdan silmeden başka bir sefer çıktı. Ondan da muzaffer döndünüz. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Zaferimiz kutlu ola beyim. Var olasın ana. Sefer bizden. Zafer Allah'tan. Atabeyimden bir haber var mıdır? Yük kervanları ne alemde?
Çin ve Hint diyarından gelen kervanların güzergahı değişmiş. Gelen tek haber budur. Öyle. Getirin. Ünal Bey, sen kal. Ali Teginoğlu Arslan Yusuf. Cenk meydanında kalan şerefinle ölmek varken esareti yeledim. Şimdi sen Türk müsün? Hem de Hasım'dan. Teslim oldum diye kurtuldum sanma. Sadece sultan hükmü gelene dek ömrünü uzattım. Ölümden bu denli korkarken nasıl oldu da Belha, Ali Selçuk toprağına çökmeye cesaret ettin? Neye, kime güvendin? Bunun bin katı sandıklarda seni bekliyor. Her şey yolunda giderse Selçukluların elindeki belki kendi topraklarına katarsan, isyan ettiğin kendi hanedanına karşı bağımsızlığını kazanırsın. Hem benim topraklarıma da yakın olursun. Ticari olarak seni desteklerim. Senin kervanlarına doğunun en büyük pazarlarından Sürmali Ticaret Hanı'nın yolunu açarım. Bağımsızlığın perçinlenir. Bu benim için de iyi olur. Bana gelen kervanlar senin topraklarından güvenle geçerler. Gücümün Roma'ya katacağı güce ve faydaya paha biçemeyeceksiniz Tekfur. Muhteşem. Muhteşem. Bunca yıl, bunca yol geldim. Özümden gayrısına güvenmedim Alparslan Bey. Güvenmem. Belh, Selçuklu'dan ziyade bizim hakkımızdır. Orayı bize kendi ellerinizle teslim etmeniz gerekirdi. Ama siz borç nedir, vefa nedir bilmezsiniz. Hatırlatmak bana düştü. Hangi borçtan söz edersin sen densiz? Biz olmasaydık, kınık elleri olmasaydı şu vakte dek yaşar mıydınız? Baban Ali Tegin tutsaklıktan kaçıp kendi hanedanına başkaldırdığı vakit ne kendi eri vardı ne kendi ordusu.
Gazneli ile savaşa tutuştuğunuzda canını size siper eden kimdi? Biz değil miydik? Karşılıksız mı ettiniz bütün bunları? Yersiz yurtsuz bir boy iken, büyük bir devlet olma hayali kurarken, herkes sizi toprağından kovarken biz size yurt göstermedik mi? Ha? Otlak vermedik mi? Söyle. Eğer bunları bilmeye yaşın yetmiyorsa git atan ile sultan amcana sual et. Yaşımın da bileğimin de neye yettiğini cenk meydanında gördün. Aman dilerken nasıl süngünü indirdiysem, şimdi de o dilinin süngüsünü indir. Saydığı nefesini tüketme. Beyim, Hasan Bey. Nihayet yerini bulduk. Afşin, Avar! Şunu atın zindana. Sultan hükmü gelene dek de orada tutun. Dinlenmesi gerek beyim. Bu sebeple teskin edici ilaç tatbik ettik. İlaveten yarasına katran ile tedavi uyguladık. Tez zamanda sağlayacak inşallah. Eyvallah. Sen yaralı. Ben yaralı. Ne olacak bu can yakar ahvalimize Karabey? Gayrı biz bizeyiz. Ne seni ne de beni iyi edecek bir akça yok bilesin. Ondan sebep güçlü ol. Yanımda ol. Bir de seni kaybedersem. Tez vakitte başını kaldır. Emir Karabey.
Memmi Karaoğlu'nu. Tez vakitte. Ticaret bizim en büyük silahımız. Bu merkezse can damarımız. Ani'yi ayakta tutan şey ticarettir. Ani ne kadar güçlü olursa Roma o denli güvenli olur. Gördüğün bu yer sadece bir ticaret hanı değil. Burası düşmanlarımıza karşı gerektiğinde canımız pahasına korumamız gereken bir kale. Selçuklu'nun Vaspurakan'dan sonraki hedefinin burası olduğunu eminim. Kesinlikle. O yüzden Surmeri Hanı'nın sorumluluğunu herhangi bir askere bırakamam. Buranın sorumlusu sensin Alexander. Görevi layıkıyla yerine getireceğimden kuşkun olmasın baba. Beyim burası. Siz kalın. Atabeyim. Demiştin ki en büyük sevap bir gönlü şad etmektir. En büyük günah ise bir gönlü kırıp titretmektir. Ben gönlünü şad edeceğim derken kederden tir tir titrer hale koydum seni. Günahım büyük, elemim derin, kahrım ziyade. Ne olur yüzüme bak. Gözüme bak. Sen göze bakınca özü görür değil misin? Bitirdiğim birken iki etim Atabey. Sen ettin.
Her bir şeyi sen ettin. Hakikati bile isteye benden gizleyen sensin. Acımı, ataşımın büyüklüğünü görüp o sırrı bana söylemeyip ataşıma su serpmeyen sensin. Şu fani dünyada kızımı bir kere kaybettim. İkinci kere kaybetmeme sebep yine sensin. Söyleyecektim. Söyleyelim bu sır saklanmaz dedim ama ahdim var dedi. Vakti gelince kendim diyeceğim. Toyumuzu da öyle kuracağız dedi. İkinizin içeride olduğunu duydum da ben ne haldeydim. Kapıyı kırıp da içeride sizi sırt sırta vuruşurken gördüğümde cennetle müjdelenmiş gibi sevindim. Sonunun böyle olabileceğini nereden bilebilirdim? Sana sonun hesabını soran mı var? Cenk meydanındaydık. Şehadet şerbetinin dağıtıldığı meydanda. Sana bana değil, kızıma nasip oldu. Ben sana sonun değil, evvelin muhakemesini sorarım. Onca vakit burnumun dibindeyken onu koklayamamanın, sarılıp söyleşememenin hesabını sorarım. Sor Atabey, sor. Hakkındır. İşte başım, işte boynum. Hükmüne razıyım. Ama bana da bir yol göster. Ben kimden ne sorayım? Bakmaya kıyamadığım kullarım da can verdi. Yetmedi, öz atası beni düşman belledi. Bana da bir yol göster. Etme, eyleme. Uzletin yeter. Hayır, geri dön. Geri dön de senin kızın, benim başımın tacı olan Aybüke'nin uğrunda can verdiği Vas Burakan'ı birlikte omuz omuza hiya edip onun ruhunu şad edelim. Gelince hüküm dinlemeyen Alparslan şimdi hükümsüz iş yapmaz oldu. Abi yine kaynayıp durursun. Hele bir sakin ol. Elbaskan, babanın kanının hesabını soracağına beni teslim etmeye çalışırsın. Bu ahvalden hiç mi ar etmezsin? Abi bak. Beyim, Çağrı Bey, Selcan Ana ve Gevher Hatun geldiler. Zafer muştusunu alınca hemen yola düşmüşler. Hadi,
Senin babansa benim de babandır. Sultan Tuğrul'un da amcasıdır. Elbet hüküm yerince verilir. Bunlar ne yaparsa sence yerincedir. Öyle mi Erbakan? Gefer kızın aşkı senin gözlerini kör etmiş. Ağabey! Yalansa yalan de. Bir an gölgelerinden çıkarsam Gevher'i bana vermezler diye kapılarında kulluk edersin. Kardeşim, Yenal oğlu Melik Erbakan bir hatun uğruna peşlerinde aplık eder. Babasının intikamını almak için emir bekler. Veil! Başımızı kaldırınca göğü gördüğümüz otağımızda değilsek etrafımızı saran dört duvarı göğün mavisiyle bezeriz böyle. Ne göğün mavisi eksik ne de Selçuk'un yıldızı. Pek güzel olmuş. Alparslan belli ki Baspuraka'nın her köşesini böyle Selçuklu mührüyle bezeyecek. Hoş geldiniz. Hoş geldin oğlum. Sen de hoş geldin oğlum. Zaferin kutlu ola. Eyvallah baba. Buyur otur. Allah verdiği nimetleri kulunun üzerinde görmeyi sever Alparslan. Zafer de nimettendir oturduğun posta. Sahibi otursun da biz de bakıp gönenelim. Eyvallah. Nereden geldiğini bilirim. Söylediler. Hayır haber inşallah. Nedir Hasan Bey'in ahvali? Sıhhati yerinde şükür. Ama ne dediysem dönmeye razı edemedim. Kalpler göklü Allah'ın tasarrufunda değil mi oğul? O kalbini döndürecek ki dönsün. Şükür ki yerini biliriz. Şükür. Ali Teginoğlu Aslan Yusuf'un bunca vakittir sesi soluğu çıkmazken şimdi meydan okuması. Muhakkak bunun arkasında bir iş var. İstediğini alamayıp mağlup olunca onun fikrince iş tutanlara da ibret olur. Atacakları adımları ona göre hesap eder atarlar gayrı. Ula kimdi getirdi beyim? Bağdat'tan, sultanımızdan. Bu esirin hükmünü bildiren ferman. Bu ise sultanımızın hususi olarak size gönderdiği betik. Malumunuzdur ki Cenk'te esir ettiğiniz Arslan Yusuf Karahan soyundandır. Her ne kadar babası Ali Tegin gibi kendi hanedanına asi olsa da akıbeti için verilecek kararı Karahan Hakanı Tamgaç Han İbrahim ile istişare etmekte fayda gördüm. Arslan Yusuf'un ettiği bu olmaz işlerden ötürü af diledi. Onun başına buyruk hareketlerinin kendisini ve Karahanlı devletini müşkül hallere düşürdüğünü beyan edip özürler getirdi.
kendisiyle yaptığımız istişare neticesinde iki Müslüman devlet arasında uzun ömürlü bir sulh sağlamak için Arslan Yusuf'un canının bağışlanmasına ve bu sulhün pekiştirilmesi için hayırdır asıl? Okusana. Alparslan ile Arslan Yusuf kızı Seferiye Hatun'un evlenmesine hükmedilmiştir. Seferiye. Gülce bak ablan gelir. Babam seferden döndü mü abla? Daha değil Gülcem. Ama dönecek. Bunları babama... babama topladım. Tamam. Tamam Gülcem. Tez su getirin. Ne oldu? Buranın havası hep iyi gelirdi halbuki. Çok mu yürüdünüz? Çok mu koşturdu? Yine niye nefesi kesilir Gülce'nin Zeren? Yok Seferiye. Yemin olsun yeni kalktı yataktan. Ama son zamanlarda böyle işte. Daha iyi misin? Burnumdan nefes al Gülce'm. Evet böyle. Aferin. Sakin ol. Seferiye Hatun. Daha iyi misin Gülce? Şimdi söyle. Tez saraya dönmeniz lazım. Haberler kötü. Ne oldu? Yoksa... Babam? Ordumuzu almış. Babanız, emirimiz Arslan Yusuf. Melik Alparslan'a esir düşmüş. Tez subaşına haber et. Sefere gitmeyen birlikleri hazır etsin.
Yeğenim, şayet Bağdat'ta olmasaydım Vaspurakan'a gelir, bunları gözlerinin içine bakarak söylerdim. Vaspurakan'ı aldın. Hem de çok ağır bir bedel ödeyerek. Şimdi sulh için ödeyeceğin bedel ondan daha ağır görünecek sana. Bilirim. Kalbini nereye gömdüğünü de bilirim. Biz gibilerin imtihanı daha zordur Alparslan. Allah-u Zülcelal bazılarını seçer. O seçtiğini daha kavi kılmak için tıpkı bizim demire ettiğimiz gibi ateşe sürer, suya salar, döver, ezer, yetmez bir daha yapar. Ama nihayetinde ne ateşin, ne suyun, ne havanın, ne de toprağın tesir etmediği, gücünü kıramadığı bir çelik haline gelir seçilen. Çelikten bir kişi oğlu Alparslan. Bu evlilik şimdi sana şer gibi görünse de hiç şüphe etme ki içinde binlerce hayır gizlidir. Şifa için acı otlar içtiğin gibi sulh için, devlet için ardını sağlama alıp gözünü diktiğin asıl menzile Anadolu'ya yürümen için bu acıyı da yüzünü ekşitmeden yutman gerek yani. Unutma ki niyet hayır, akıbet hayır. Kararımdan vazgeçirmek için sen nafile. Bu gece babamı o gaddar Alparslan'ın elinden kurtarmak için yola çıkacağım. Evvela şuna bir bak. Nedir bu? Tamgaçan İbrahim'in fermanı. Alparslan bunca yürek acısı çekerken
görüp sevmediği bir hatunla olacak iş midir bu? Akça'nın sevgisi ve dahi yası yüreğinde hala taptazeyken Alparslan bu işi asla rıza göstermez. Yürekteki yürekte kalır oğlum. Daha acısı taze. Bu da doğrudur ama bir ömür gök giyip kara sarılmaz. Alparslan kendisinden istenen bu zor işin devletin menfaati için ne kadar mühim olduğunu bilir, anlar diye umarım. Kardeşim devleti için canını gözünü kırpmadan verir. Ama bu iş başka. Can vermek çoğu zaman en kolayıdır Süleyman. Bu sebepten adanmış olanlar kimi zaman zordan da zor olan halleriyle sınanır. Ne diye ayaktasınız hala? Kardeşim. Senin için kaygı ettik oğul. Oğul. Zor. Çok zor ama... Gerekli. Bana zor olanın... bize birçok meselede fayda sağlayacağı aşikar baba. Akça kızımın yokluğu hepimizi sarstı Alparslan. Şehittir. Şehitler ise diridir. O da istemezdi senin üzülmeni. Onun gönlündeki yerini kimsenin dolduramayacağı muhakkak. Ama adını da tahtını da bırakacağın evlatlar gerektir o. Bu izdivaç Karahanlı ile Selçuklu arasındaki husumeti hısımlığa çevireceği gibi senin de soyunun soylanmasına vesile olacaktır. Ak bu toprakları sana nasip etti o. İnanırım ki daha ötesini Anadolu'yu da nasip edecek inşallah. İşte o vakit oğulların sancağımızı gözünü diktiğin yerden daha ötesine taşıyacaklar. Anadolu'ya varmak, bu dediğin yerlere ermek için bize can vermek değil, candan vermek gerek. Anladım. Üzerime düşen neyse yerine getireceğim. Falan gerek yok. Bas Burakan'da çok uzun kalmayacağım. Babamı alıp tez geri döneceğim. Siz de çıkın dışarı. Seferiye, kendine gel artık ne olur. Ben de çok üzülüyorum. Ama sultanlar hükümlerini vermiş artık. Elden ne gelir? Ne hüküm, ne de anlaşma umurumda. Selçuklu'dan en az Bizans kadar nefret ederim. O kaleyi başlarına yıkar, gene de o Melik Alparslan'la evlenmem. Evlenmeye razı gelmezsen eğer, babanı öldürürler. Anlaşmayı bozup babamın canını tehlikeye atacak değilim elbet. Sana söyledim, babamı kurtarıp geri döneceğim. Seferiye. Bu mümkün değil. Nasıl yapacaksın? Anlaşmayı bozan ben değil de Alparslan olursa mümkün. Savunmada kalma artık. Yap şu an yere. Şu
Şu an baba oğul değil, iki düşmanız. Ölmek istemiyorsan öldüreceksin. Güzel. Aferin. Tekniğin Grigor Gronos'un oğlu olduğunu adeta haykırıyor Alexander. Aferin. Alparslan Arslan Yusuf'un kızıyla evleniyor. Evet. Oturup seyredecek miyiz? Şunu unutma. En büyük zafer eline hiç kan bulaşmadan elde ettiğindir. Bu evlilik en çok bizim işimize yarayacak Alexander. Düşmanı içlerine alıyorlar. Akraba olacakları o düşmanın ipi bizim elimizde değil mi? Zamanı geldiğinde nefeslerini keseceğiz. Dikkatini bir an kaybedersen hayatını kaybedersin. Tekrar. Felek çarhı döner, döner de ayaklar böyle baş olur ha? Çağrı Bey, öyle mi? Hüküm verildiyse beklemeye hacet yok. Bir vakitler hizmet ettiğiniz, size yol, iz gösteren Ali Tekin'in oğlu Arslan Yusuf'un kutlu başını vurun bitsin. Bizim hizmet ettiğimiz yalnızca haktır. Yol onun, iz de onun. Size ne olur ki onun bize bahşettiğini kendinizden sanırsınız? Oğlun da aynı sana benzemiş. Dağlar ulu, kendi dağlardan da ulu. Şu kaderin bahşine bak ki sen de, kızın da o dağlardan ulu olanın serin gölgesinde yaşayacaksınız. Hüküm iki Müslüman devletin sulhü içindir. Başkaca hiçbir sebep, kanının kanımıza karışmasına rıza göstermem için yetmez idi. Arslan Yusuf. Yiğitler. Alparslan Bey birazdan gelecek. Ben asla kaybetmem Alparslan Bey.
asla. Seni gebertecem. Sultanın hükmünü çiğnersin Nina Bey. Seni. Alpaslan arkasına sığınıp hayatta kalacağım sanırsın. Seni gömüleceğim. Genel Barış, ne yaparsın sen? Çekil önümden Alpaslan. Bir daha bırakmam onu. Her ne hal olursa olsun onu sana komand edin. İşitmedin mi? Çekil. Sen Genel Barış. Sen sultan hükmünü işitmez misin? Allah şahidim. Binal Bey'den daha çok isterim o değersiz canını şuracıkta almayı. Ama... Kayınatanın canını almaya mı kastedersin Alparslan Bey? Canım bedeninde kalsın istersen böyle o diline sahip çıkacaksın. Sonra da Yinal Bey'den uzak duracaksın. Çatal delinin kızıyla nasıl sayfenirsin? Ettiklerini bilmez misin? Bilirim. Ama sultanımızın bildiği bizim bildiğimizin üstündedir. Onu da bilirim. Hüküm onun. Bunun kellesini alır. Buradan Bağdat'a yalın ayak koşup... sultanın huzuruna çıkıp... neyi niye yaptığımı tek tek anlatırım. Dikilip durma karşıma. Yinal Bey. Sulh için denir. Devlet için denir. Ardımızda hasım bırakmadan Anadolu'ya yönelmek için denir. Niçin anlamazsın? Sur ses vur! Bana devlet için lazım geleni öğretmeyin. Aynı neticeyi verecek başka bir yol bulunur. Ben babamın kanı üstüne sur kurdurtmam. Hele bir sakin olun. Sesiniz yeri göğü inletir. Yesen Erbaşkan. Babamızın canını alan soysuz dünür olacak. Sen de kurulan toyda bunlarla kılıç kalkan vuracaksın. Öyle mi? Vuran vursun ağabey. Babamızın kanı üstüne kurulan toyda olmak bana da ağırdır. Erbaşkan. Yinal oğullarına laf anlatmanın yolu yok belli. Ama sultanın hükmü de belli. Bu hüküm bizim derdimize derman olmaz Alparslan Bey. Mikailoğlu mahkeme kurup hüküm dağıtacak. Ama Yunanlılardan can kan isteyeceksiniz öyle mi? Siz dediğiniz kimdir İbrahim? Siz! Siz Selçuk Nesliyseniz benim babam Selçuk oğlu. Senin babam dediğin bizim amcamız değil mi? Siz kimden neyin hesabını sorarsınız? O gün orada yitip giden Yıldız amcam mıydı? Nice canımızı şehit vermedik mi? Ben kardeşim Tuğrul ile o altı günün ansızın üzerimize çöksün diye gönderdiği Alkara'ya bedelini ödetmedik mi? Kuyruğumu kestiniz. Ama başı hala ortada. Babamı kendi elleriyle öldüren Aslan Yusuf niye hala yaşar ağabey? Bunca yıl gönlümü kaç kere Aslan Yusuf'un üzerine çevirdim, mani oldunuz. Dur dediniz durdum. Vakti sırası var, bekle dediniz, bekledim. Siz ne ettiniz? Öz amcanı kendi elleriyle öldüren Aslan Yusuf'un kellesini almamıza mani olduğun yetmez gibi... bir de kızını kendine gelin edersin. Öyle mi Çağrı Bey? İbrahim, sen sultan buyruğu nedir bilmez misin?
Sultanın buyruğunu çiğneyip gazneye giren Çağrı Bey mi söyler bana bunu? İhtiyarlıktan olacak. Bize dediğini işitmez olmuşsun Çağrı Bey. Hizmetliler ağzından kaçırmış. Duyduğundan beri böyle. Senin yokluğun onu büsbütün hasta edecek. Gözünün incilerini güzel yüzlü. Sen masal anlatmadan uyuyamam ki ben. Hemen gidip geleceğim. Söz. Vazbrakan çok mu uzak? Ben de seninle gelsem. Olmaz Gülcan. Bizim evimiz, ait olduğumuz yer burası. Çiçeği toprağından koparırsan sular. Orada sen de, ben de nefes alamayız. Babam yok, sen yoksun. Ben burada bir başıma ne ederim? Yapma ama böyle. Babamızı da alıp tez geleceğim. Söz mü? Söz tabii. Söz. Hem sen burada yalnız değilsin ki. Gökçe var, Aydilge var. Bütün saray senin. Hadi. Ablana en güzel gülüşünü hediye et de uğurla. Sen dönene kadar ben hiç gülmeyeceğim. Hiç. Döneceğim. Sonra sana en güzel masalları anlatacağım. Bütün kötülerin sonunda cezasını bulduğu masalları. Yetiş!
Belli ki imar için hesap ettiğinizden daha fazla akçe gerekecek Alparslan Bey. Ne kadar gerekse o kadar alacaksın. Evelallah Bizans ticaret ağının kalbi olan Surmari ticaret ağını da aldığımız vakit bir değil, 1000 şehir imar edecek kazancımız olacak. Biz kazandıkça küfar kaybedecek inşallah. Ticaret ile cenk, pusat ile cenkten daha mühim. Uzak illerden beklediğimiz kervanlar şu vakitlerde hani topraklarına girmiştir. Yiğit kardeşlerimiz kurduğumuz tertiple Bizans'ı müşküle düşürüp bizi feraha çıkartacak evvelallah. Malınız bizimdir. Canınız size kalsın. Arabaları alın. Gidiyoruz. Haydi. Malları yağmalanan tacirler zararı Bizans'tan tazmin etmek için kapılarına dayanacak. Küffardan karşılığını alamadıkları vakit bize gelecekler. Bu girişeceğimiz cenkte bize lazım olan kılıç kalkan değil, siyasettir. Madem ki kılıç değil, siyaset gerek. Bunun için evvela akıl gerek, ilim gerek. Gösterin hele, medreseyi nereye kuracağız? Gördük be.
Hana sürekli mal getiren tacirlerin kayıtlarını inceledim. Gayet iyi durumdayız. Ama daha güçlü olmak istiyorsak daha çok taciri hana çekmeliyiz baba. Dünyanın bir ucundan diğerine gidip gelen tacirlerin hepsine ihtiyacımız var Alexander. Hepsine. Ve Vasburakan'ı geri almak istiyorsak eğer o tacirlerin arasına Vasburakan'ın şu anki sahiplerini de katmak zorundayız. Alparslan'ın teklifimizi kabul edeceğine emin misin? Hayır. Etmeyeceğine emin. Seferiye, artık arabaya gel hadi. Biraz dinlen. Bu evlilik akdi bozulmadan bana dinlenmek de, uyku da haram. Size söyledim. Oraya gitmemin tek amacı Alparslan'ı bu evlilikten vazgeçirmek. İnşallah. Allah yardımcımız olsun. Birileri gelir Seferiye Hatun. Durun! Siz de kimsiniz? Ne istersiniz? Seferiye Hatun'u bize teslim edin, canınızı bağışlayalım. Sen evvela kendi canını düşün. At kılıcını. At. Seni sağ salim götürmemiz gerek. Ama eğer direnirseniz bütün hatunlar geberir. Kavuşturana, yine bir mecliste buluşturana şükür. Verene, alana, ayırıp da gayrısında kavuşturana, vuslat vakti, ebed hasret ile sınayana şükür. Alparslan Bey, biz ikimiz aynı imtihan ile sınandık. Yüreğimizde aynı kor ile yandık. Ama şimdi sen bir kez daha sınanırsın. Rabbim sabrını kavi, yüreğini ferah kılsın. Ali Selçuk için kutlu olsun. Amin Atabeyim. Amin. 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 Beyim, Ani Tekfuru Grigori ile oğlu Alexander geldi. Görüşmek isterler.
Kekamenos'un beceriksizliği yüzünden asırlardır bizim olan topraklara. Şimdi izinle girmek zorunda kalıyoruz. Katlanması zor. Katlanmayacağız Alexander. Çok yakında her şey değişecek. İçeri yalnızca siz gireceksiniz. Askerleriniz bekleyecek. Oğlum benimle gelecek. Diğerleri beklesin. Yüksek Roma zevkiyle inşa edilmiş şehri kim bilir ne hale getirecekler. Yüce İsa. Kılıçlar. Ani Tekfuru Grigor. Alparslan Bey. Dışarıdan hala Romalı görünse de Vaspurakan içten içe Selçuklu rengini almaya başlamış. Merak ettiğimse konduğu yerde fazla kalmadan göçen siz Türkler burada uzun müddet kalacağınıza ne kadar da eminsiniz? Konup göçerliğimizi yanlış anlamışsınız Tekfur. Bunu bilahare sizinle konuşmak isterim. Ama madem yeri geldi, anlatayım. Burada uzun müddet kalmaya niyetim yok. Ama vakti geldiğinde Ani'de uzun, çok uzun müddet konaklayacağımına hiç şüpheniz olmasın. Hani de. Nedir sizi Ali Selçuk mülküne getiren sebep? Yakında evleneceğinizi duydum. Tebrik ederim. Bu evlilik şüphesiz Karahanlı ve Selçuklu devletleri için büyük ve karlı bir ittifak olacaktır. Ancak bu durum sadece Yınal Bey için zor olmalı. Zira Arslan Yusuf babasının... Tekfur, sade de gel. Öncelikle beni Kekaumenos'la karıştırmamanızı size tavsiye ederim. Oğlunun ölümünden sonra Tanrı günahlarını affetsin. Delirip üst üste hatalar yaptığını duydum. Nihayetinde
Vas Burakan'ı da kaybetti. Vas Burakan'ı kaybınıza sebep Kekal Menos'un meczupluğu mu sanırsınız? Ne derler bilirsiniz Alparslan Bey. Dün artık yok. Yarın bir muamma. Sahip olduğumuz tek şey ise bugün. Ve ben de işte bugün buraya sizinle çok önemli bir meseleyi görüşmek için geldim. Neymiş bu önemli mesele? Bana göre siyasi ilişkilerin temeli ticarettir. Sizin peygamberiniz Muhammed'in de dediği gibi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rızkın onda dokuzu ticarette. Bu sebeple ticari ilişkilere önem verdiğinizi düşünüyorum. Ben de zaten ilişkimizi bu zeminde yürütmek niyetindeyim. Meşru olan karşılıklı rızaya dayalı bir ticarettir. O halde rıza göstereceğinize hiç şüphem yok Alparslan Bey. Zira himayenize aldığınız halkın sizden büyük beklentileri olduğuna eminim. Bu beklentileri karşılamanın tek yolu da para. İşte benim size teklif etmek istediğim de bu. Yinal Bey'in idaresindeki Musul topraklarında her iki devlete de yetecek kadar demir yatakları mevcut. Sizden yüklü miktarda çelik satın almak istiyorum. Madem ki göklü peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem öğüdünü iyi bilirsin. Biz Türklerin İslam olmayana at ve çelik satmadığımızı da bilmen gerek. Evet. İşte tam da bu yüzden istediğim çeliğe karşılık değerinin çok üzerinde bir bedel ödemeye hazır. Malum ticaret bizim işimiz. Vazife tamamdır. Batur Bey de altlarda dönmüştür. Ne çeliğimizin ederinden ne de biçtiğiniz bedelden bahsederim Tekfur. Babalarımız, çocuklarımız, kardeşlerimiz, hatunlarımız, kavmimiz
Malımız, mülkümüz ve dahi ticaretimiz. Allah ve Resulünden, Allah yolunda cihad etmekten daha sevimli değildir. Üzerine sefer edeceğimiz küffarı kendi ellerimizle atlandırıp silahlandıracak değiliz. Çeliği gidin, başka yerden alın. Pekala. Ama şunu unutmayın Alparslan Bey. Biz çelik alacak başka bir yer elbet buluruz da... ...siz çeliğinize bizim kadar değer biçin... ...asla bulamazsınız. Beyim, hususi bir mesele var. Beyim, Seferiye Hatun'la Mahiyet yolda pusuymuş. Seferiye Hatun'u kaçırmışlar. Mahiyetindekiler kaleye geldi. Bir şey söylediler mi? Eşkıyalar. 15-16 kişilerdi. Bütün ellerimizi öldürdüler. Seferiye Hatun'a da sen bize sağ lazımsın dediler. Beyim. Eşkıyalar. Erlere saldırıp Hatun'ları salmışlar. Seferiye Hatun'u da zorla yanlarında götürmüşler. Atları hazırlayın. Ben de sizinle geleyim. Sen hiçbir yere gelmeyeceksin. Dilerim kızınızı bir an önce kavuşursunuz. Gel o.
Belli ki Karahanlılarla kurulacak olan ittifaka mani olmak, aramızı bozmak isteyenler var beyim. Bu işe kim, başka ne sebeple cüret edebilir? Bu işten kimin çıkarı varsa olur. Elbette aşikar olacak. Evvela hatunu bulalım. Vakit yoktur. İstikamet bu taraf, hayda. Alparslan hiç beklemediği yerden vurmak istiyorsak bu evlilik olmalı. Kızı bulurlar umarım. Alparslan'ın çok iyi iş sürdüğünü duymuştum. Mutlaka kızı bulacaktır. Alparslan teklifini reddettiğinde Yınal'ın ona nasıl baktığını gördüm. Haklı mısın? Alparslan'dan gerçekten hoşlanmıyor. Alparslan da ondan hoşlanmıyor. Her şey planladığın gibi giderse Alparslan sadece Karahanlılarla değil, Yınal'la da kavga etmek zorunda kalacak. Bak Alexander, düşmanını yenmek istiyorsan mutlaka içeriden de saldırmalısın. Mutlaka. Nihayet yıllardır hasretini çektiğim şeye kavuştum kardeşim. Babamızın kanı bizi tekrar birleştirdi. Bu meselede beni yalnız bırakmayıp yanımda saf tuttuğun için var ol Erbaskan'ım. Biz çok çayda düştük. Hatta dövüştük. Ama o mesele başka. Onlar bizim dediğimize gelene dek benim yerim senin yanındır abi. Eyvallah. Gelecekler. Elbet gelecekler. Karahanlı Arslan Yusuf'un kızıyım ben. Adımı bilir, namımı bilmezsiniz belli ki. Beni bırakırsanız sahibinizin verdiğinden daha fazla parayı boğarım sizi. Boşa çeneni hiç yorma hatun. Yeminim olsun, sahibinizle beraber hepinizin kellesini alacağım. Hayde, yürü. Yanınıza sizi ve mallarınızı korumak için muhafız birliği verdiğimiz yetmezmiş gibi. Şimdi benden yağmalanan mallarınızın bedelini mi istiyorsunuz? Aklınızı mı yitirdiniz siz? Böyle bir şey kim kabul eder? Yaptığımız ticaretlerle yıllarca aniye, hatta Roma'ya büyük kazançlar sağlamışken şimdi bizi yüzüstü mü bırakacaksınız? Askerlerim ölüyor. Ve mallarınız yağmalanıyorsa bunun sorumlusu biz değiliz. Mal yoksa para da yok. Yeter! Bugüne kadar kimseye yağmalanan malı için tazminat vermedik. Bundan sonra da verilmeyecek. Sizin mallarınız çalındıysa benim askerlerim de sizi korurken öldü. Bu hiç adil değil. Bize güvence vermezseniz kervanlarımızı Surmari Hanı'na getirmek ve mallarımızı da burada satmak için bir sebebimiz kalmaz. Burası Roma'nın kapısı. Bu topraklarda ticaret yapmak istiyorsanız yine geleceksiniz. Başka çareniz yok. Tamam.
Açmış! Gayrı ancak canım alırsın. Beni esir almak kimin haddine? Kim kurdu bu tertibi? Konuş. Ben seni konuşturmayı bilirim. Ne durursunuz? Çözün ellerimi. Ki mahiyetim kaleye varıp sizi haber etmiş. Öyledir Seferiye Hatun. Haydi kaleye. Sen de. Zavallı tacirlerin blöfünü görmüş olman harikulade Alexander. Ticareti sonlandırmakla bizi tehdit edemezler. Bizden başa gidecek hiçbir yerleri yok. Ama... ayrı güzergahlardaki ticaret kervanlarının eş zamanlı yağmalanması... birkaç eşkıyanın planlayıp cesaret edebileceği bir şey değil. Mutlaka arkasında başka bir zeka var. Başka bir hesap. Ama ne? Lanet olsun. Kimse niye işitmez beni? Kaleye götürmeyin beni derim. Belli ki bu alpların başı sensin. Dinle beni. Daha demin beni kurtardığınız esaretten daha beterine götürsünüz şimdi. Dediğimi yapın.
Beni Alparslan'a götürmeyin. Babamı Alparslan'ın elinden kurtarın. Sonu içinde hiç korkmayın. Babam Arslan Yusuf Bey sizi himayesine alır. Er yapar. Varlık içinde yaşarsınız. Ne biçim bir adamsın be? Duymaz mısın beni? Cevap ver. Demek bu kadar bağlısın beyine. Sence o sadakatine layık biri mi? Gözü sultanlıktan başka bir şey görmeyen, kibirli, acımasızın teki. Teklifimi reddetmekle büyük aptallık edersin. Kendinden çok beyin Alparslan'ı düşünürsün. Ama eminim senin ve bu altların canı onun umurunda bile değildir. Bak son bir kez daha derim. Gel dediğini yap. Meydandaki hazırlıklara bak. Haydi. Alparslan Bey. Kızımın hayatını kurtarmışım. Sağ olasın. Sen... Kızım, şükürler olsun. İyisin değil mi? Kimse sana bir zarar vermedi değil mi? Ben iyiyim baba. Kimmiş bu kalleşi eden oğul? Kimin adına iş görmüş bu soysuz? Şimdi anlarız. Sen nasılsın? Onu da eyle. İkimizi de bu cehennemden kurtaracağım. Merak etme. Hoş geldin kızım. Büyük badire atlattın ama çok şükür canına bir zeval gelmedi. Çok şükür. Odanı hazırlattık. Herhalde dinlenmek istersin ama... Evvela bir şeyler yemek istersen. Yüzüm yok. Konuş. Yoksa seni bir daha konuşamaz hale getirir. Bak seni ezerim. Kim gönderdi? Kim yaptırdı bu işi söyle. Ben yaptırdım. Bırakın onu. Şunu zindana atın. Hepiniz çıkın.
Sen aklını mı kaçırdın Yinalbaş? Aklım ziyadesiyle yerinde. Neyi, niye yaptım gayet iyi bilirim. Sen nasıl edersin bu işi? Nişahlanacağım hatunu kaçırmak da ne demek? Bu ne densizlik? Densizlik eden ben miyim? Yoksa siz mi? Bu nikah olmayacak. Ettiğin yetmezmiş gibi bir de dilinle öfkemi harlama. Amcamsın, bana türeyi çiğnetme. Sen evlenmeye meğer ne meraklıymışsın yeğenim? Akça Hatun'un yasını tezce unutup benim babamın katilinin kızını imdiden nikahımı belirlemişsin. Yıkıl karşımdan. Bana mı sıkarsın o yumruğunu? Yıkıl karşımdan! Ha! Kimse yaklaşmasın. Durun dedim! Kılıcınız kınınıza sığmaz ise varın küffarın üstüne! Küffarı kendi elimle pusatlandırmam değil. Kılıç satmayan oğluna varsan soyunu kendi eliyle verdiği kılıcı Aslan Yusuf'a değil, amcasına çeker. Abi, haydi. Para teklif ettim bir de. Kim olduğunu söylemeyip benimle alay etti. Küçük düşürdü beni. Adamdaki kibre bak. Sen onun kibrini ayağına dolamayı bilirsin. O vakit benim de içim soğuyacak. Beni öksüz, yetim koyan Selçuklu'nun toprağında mahkum kalmayacağız. Ben seni kardeş, acına acım bilirim. Merak etmeyesin. Alparslan beni tanıdığı güne lanet edecek. Ben sizi yalnız bırakayım. Benim Görklü kızım, yol yordan bilir sanır, itimat ederdim ama yanılmışım. Az evvel Selcan ve Gevher Hatun'a yaptığın yakışık aldım. Yakında biri kayınanan, diğeri de görümcen olacak. Asla, bu söylediğin asla olmayacak. Kardeşim Gülcan olacak. Ha baba. Zaten gittikçe kötüleşiyor. Hiçbir yerde nefes alamaz oldu. Senin de benim de yerimiz Buhara'dır. Gül yüzlümü ardımda gözü yaşlı bıraktım. Ama sen düşmanla evlenecek olmamdan pek memnun görünürsün. Seferiye, bu kararı ben vermedim. Sultan Tuğrul ve Tangaç Han İbrahim verdi. Eğer hükme boyun eğmezsek sulh olmaz. Selçuklu ile sulh kimin umurunda baba? Ya ne istersin Seferiye? Kelleme almalarını mı? Eğer Alparslan'la evlenmezsen beni öldürecekler. Yoksa isteğin bu mu Seferiye? He? Ona eş olman hem beni Tangaç Han'ın gazabından kurtaracak hem de Selçuklu ile yeniden hesabımı görebilmek için bana fırsat olacak. Bu anlaşmayı asla bozamazsın. Madem ben bozamam, o vakit bozdururum. Söylediklerimi işitmedin mi Seferiye? Aklında her ne varsa unut.
Mühim bir mesele vardı. Bu sebepten beklettik. Başınıza gelenleri işittik. Cümleten geçmiş olsun. Mallarınız üzerinden ticaret yapıp kazanç elde edenlerin müşkül vaktinizde el uzatmaması elbet sizleri üzmüştür. El uzatmak şöyle dursun. Mal yoksa para da yok deyip kendi muhafız askerleri de öldürüldüğü için neredeyse bizi borçlu kılacaklardı. Hanginiz nereden geldiniz? Biz ikimiz Sırderya boylarından geliriz. Ben Hodan'dan. Ben de Yemen'den. Buraya varana dek Selçuklu mülkünde kaç uğrağınız oldu? Kaç ribatta konakladınız? 4 ya da 5. 3 gün boyunca o ribatlarda sizden herhangi bir ücret talep eden oldu mu? Olmadı. Peki, Selçuklu mülkünde olduğunuz süre boyunca yol kesen, malınıza göz diken, haraç kesene rastladınız mı? Yok, rastlamadı. Böyle bir hal bizim mülkümüzde vuku bulsaydı ne olurdu bilir misiniz? Uğradığınız tüm zarar, ziyan Selçuklu Devleti tarafından karşılanırdı. Şayet kervanların yönünü aniden Vaspurakan'a çevirir, mallarınızı da buraya getirir iseniz, hem canlarınız hem de mallarınız Selçuklu Devleti'nin himayesi ve güvencesi altında olacaktır. Nasıl yani? Mal size ulaşmasa dahi sırf sizin emniyet bölgenize zarara uğradık diye bize para mı ödeyeceksiniz? Doğru anlamışsın. Tam da dediğin gibi bir usuldür bu. Bu bizler için inanması güç bir teklif doğrusu. Bunu kendi aramızda görüşüp değerlendirmek isteriz. Sizleri misafir ederim. Sormak istediğiniz başkaca bir konu olduğunda kapımız her daim açık. Neredeyse tanıyamayacaktım Rıza. Yanlarında dura dura iyice onlara benzemişsin. Uzun zaman oldu. Gönderdiğin haberi alınca hemen hazırlığı yapıp yola çıktım. Tertibin işlemesinde emeğin çoktur. Var olasın Razen Efendi. Tekfur Grigor ve oğlu Alexander zararınız neyse karşılayacağız derler diye korkmadım değil. O zaman tacirleri buraya getirmem mümkün olmayacaktı. Daha yolun başındayız. Üstüne düşen vazife tamam olmadı. Haydi bekletme. Eyvallah beyim. Yınal Bey, hoş geldiniz. Hoş gördük, Tekfur Grigor. Merak ettim doğrusu, sizi buraya hangi rüzgar attı? Yapmayı istediğiniz çelik ticareti. Evet. Ama her şeyi konuştuğumuzu sanıyordum ben Alparslan Bey. Yanlış kişiyle konuştunuz. Öyle mi? Peki. O halde sizinle konuşalım. Neticede ben çelikle ilgileniyorum. Kimin sattığıyla değil. İstediğiniz çeliği size vereceğim. Hakimiyetim altındaki Musul'da kafi miktar madenim var. Yalnız tek şartla.
Nedir şartınız? Bundan kimsenin haberi olmayacak. İmdilik. İlaveten teklif ettiğiniz bedelin iki mislini isterim. Kenan Bey. Peki abi. Kabul. Efendim? Söyle. Kervanları yağmalanan tacirler Alparslan'la anlaşmış. Mallarını bundan sonra buraya değil, Vaspurakan'a taşımaya karar vermişler. Tahmin etmeliydim. Alparslan. Kervanları Alparslan yağmalattı. Kervanları yağmalatanın Alparslan olduğundan nasıl bu kadar eminsiniz bilemem. Ama kaygı etmenize gerek yok. Alparslan ancak birkaç zavallının yolunu kesebilir. Benimkini asla. Çünkü yol benim. Kimsiniz? Gerçeği anlatacak mısınız? Dedik ya, casus değiliz. Kimsiniz dedim sana? Rum askeriyiz. Çok yaşa Kaiser. Çok yaşa kutsal Rum. Çok yaşa Kaiser. Çok yaşa kutsal Roma! Çok yaşa Kaiser! Çok yaşa kutsal Roma! Tertibin güç kısmından muvaffak olduk şükür. Razem ve beraberindekiler sunduğumuz ticari güvenceyi diğer tacirlere anlattığı vakit işimiz kolaydır. Bu Türk'ten çelik almaya yeltenen Oçek burada esaslı bir yanıt olacak idir. Bulduğun zarar tazmin güvencesi usulüyle tertibin tohumunu sen attın Atabey. Estağfurullah. O tohumdan yeşerecek ağaç cümle cihan tacirlerini gölgesinde toplayacak. Devletlerin cümlesine de emsal olacaktır. İnşallah bey. İnşallah. Bana öyle bakmayın başkan. Aslan Yusuf'un kızını alan Alparslan'ın günahı benden büyük. Yavaş yavaş.
Acele edin. Matius. Buyurun yüzbaşım. Bizi sırtımızdan hançerleyen şu tacirler. Daha önce bizde kalan malları asla geri verilmeyecek. Ve tabii paraları da. Emredersiniz yüzbaşım. Alexander. Bilmem gereken bir şey var mı? Hayır baba. Yinal Bey, vazgeçmiş olamaz öyle değil mi baba? Gelecektir Alexander. Mutlaka gelecektir. Bundan eminim. Sayın Tekfur. Beklediğiniz kervan geldi efendim. İçeri alın hemen. Bir İbrahim İnan'ın bin tacire bedel olduğunu çok yakında Alparslan da anlayacak. Daha fazlasını da görecek. Bu bedel şimdilik ona yeter. Ağlayın, inanın hali hal değil. Öyle.
Vaziyetin benim için çok daha vahim olduğunu anlamasına imkan yok. Şimdi sen benim gönlümdekini bilirsin, ben de seninkini. Senden isteyeceğim şeyler olacak. Buyur. Bu meselede ağabeyinin yanında sık tut. İtimadını kazan, koluna gir. Her ne eder, ne işlerse haberimiz olsun. Anladım. Çelikler kumaşlara saklanarak gizlendi. Yarın sabah yola çıkıyoruz. Hangi güzergâhtan? Yunal Bey kimsenin atını bile sürmediği bir yol bilirmiş meğer. Kendisi söylemese aklımızın ucundan geçmeyecek bir yol. Hayrola Yunal Bey? Nereye bu göç? Yunal Bey her kervan kaldırdığında sana haber mi verecek? O kumaşlar Çelik'i örter de senin ayıbını örter. Türk erinin kanını dökecekse bu ticaretin kazancı kime yarar? Gayrı bu kervan buradan bir adım dahi öteye gidemez. Sana çeliği başka yerden al demiştim. Şimdi kumaşların arabada. Yunal Bey sana Nişabur'un, Kirman'ın, Musul'un en nadide, en kıymetli kumaşlarını hazırlamış. Onları al. Ne bedel biçti bilmem. Bir ara Yunal Bey'le konuşursunuz. Bizden gayrı ne bir kurt ne de bir kuş bilirdi. Alparslan kimden nasıl haber aldı da kesti yolumuzu? Abi, tek bildiğim bu ticaret meselesi yüzünden Alparslan'ın sana daha fazla bileneceğidir. Ben de Yusuf Yanaloğlu İbrahim Yanal isem. Bunun bedelini Alparslan'a ödetirim. Nasıl? Ben ne yapacağımı bilirim. Ben bilirim. Seferiye Hatun değil midir bu? Odur ya. Ne
Ne var? Ne diye kestin önümü? Gene başkası kesmesin diye kendim keseyim dedim. Ne ararsın burada bir başına? Görmez misin? Dolaşmaya çıktım. O kalede kalmak içimi sıktı artık. Dün başına gelenlerden sonra bu ne tedbirsizlik. Kaleye dön. Ters. Hiçbir yere gitmem. Zafer'i atın. Sabrımı zorlama ben şu adına. Sen bana emredemezsin. Senin adın da namın da bana bir şey ifade etmez. Bunlara bey olabilirsin ama benim hiçbir şeyim değilsin. Senin bir lafınla o lanet yere dönecek değilim ben. Laftan anlamazsan zorla götürürüm. Sakın. Sakın buna yelteneyim demem.